Sağlık zamanıyla sizinle birlikteyiz. Her hafta yani her perşembe saat 8'de dallarında uzman doktorlarımızla birlikte birçok sağlık problemini sizlerle ekran başında paylaşacağız. Şu anda konuğum olarak lazer göz tıp uzmanı doktorlarımızdan Gökhan Aydoğan'la birlikteyiz. Ve kendisiyle katarak ve göz mercekleri rahatsızlıkları üzerinde konuşacağız. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Lazer Göz Tıp Merkezi'nde uzman doktor olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2003'ten beri kliniğimizi kurduk. 2000-2003 senesi arası mecburi görevim için Adıyaman'da çalıştım. 2003'ten beri ortağım Hasan Bey ile beraber Lazer Göz Tıp Merkezi'nde çalışmaktayız. Şu anda tabii katarak konumuz özellikle. Evet, dünyamıza açılan penceremiz, gözlerimiz. Evet, gözler. Gözler tabii en önemli fonksiyonu görmek. Dünyayı algılamamızda en önemli duyularımızdan birisi. Tabii ki bir takım problemler, hastalıklar bu görme yetimizi azaltmakta veya bazen Allah korusun tamamen ortadan kaldırabilmekte. Tabii bunlardan en sık gördüğümüz, hatta dünya genelinde tedavi edilebilen körlüklerin başlıca nedeni katarak dediğimiz hastalık. Peki nedir bu katarak? Katarak, gözümüzün içerisindeki saydam olan lensimizin veya merceğimizin bir takım faktörlerle saydamlığını yitirmesidir. En sık gördüğümüz yaşa bağlı katarak, yani dünya genelinde de, Türkiye'de de öyle. Özellikle 50, 55, 60 yaşlarından sonra bir takım faktörlerle işte bu güneş ışınları olabilir, işte lensin metabolizmasının yavaşlaması, bozulmasıyla kaynaklanabilir. Saydam olan gözümüzün içindeki merceğin giderek saydamlığını yitirmesi, görmeyi iyice azalmayla giden bir süreçtir. Peki katarak kimlerde görülür? Sadece yaşlılarda mı? Gençlerde de, hatta doğuştan bazı konjenital katarak dediğimiz bebeklerde bile olabiliyor. Ama en sık gördüğümüz yaşa bağlı olan, bunun yanında bir takım metabolik hastalıklar, tiroid hastalıkları, kalsiyumla ilgili problemler, özellikle şeker hastalığı, bir takım elektrik çarpması, yıldırım çarpması sonucu da kataraklar gelişebiliyor. Doğal olaylar. Doğal olaylar da tabii. Darbe mesela. Bazen bakıyorsun bir gözde yok, diğer gözde gelişmiş. Bu geçirilmiş bir travma, göze bir darbe. Bazen erken aşamada, bazen yıllar sonra katarağa neden olabiliyor. Sonuçta sebebi ne olursa olsun katarağın yegane tedavisi cerrahidir. Tabii katarak cerrahisi tıpta en çok ilerleyen teknolojiyle beraber bir takım yenilikleri direkt uygulayabildiğimiz bir cerrahi şeklidir. Çünkü benim asistanlığımda başladığımda bile daha dikişli katarak dediğimiz ekke yöntemiyle büyük bir kese açarak işte katarağı dışarı çıkarıp yerine katlanmayan bir mercek koyabiliyorduk. Hı hı. Ama şimdi teknolojiyle bırakın katarağı tedavi etmeyi, kişilerin gözündeki kırma kusurlarını uzak ve yakın görmeyi bile düzeltebilme şansına sahibiz. Yani. Artık katarak cerrahisi bir refraktif cerrahi haline geldi. Sadece katarağı tedavi etmek değil, aynı zamanda kişinin gözlüğe bağımlılığını minimuma indirmeyi de hedefliyoruz. Genetik özelliklerden de kaynaklanabiliyor mu? Tabii ki. Dediğim gibi konjenital katarak dediğimiz şeyler, bir de gelişimsel katarak dediğimiz kataraklar genelde genetik orijinli. Bazen bir ailede baktığımız zaman normalde katarak yaşı 50-60'dan sonrayken 30'lu yaşlarda çoğu aile bireyini ameliyat etmiş oluyoruz. Çünkü bunlar ailesel genetik bir eğilimi olduğunun belirtisidir. Keza bir takım anne karnındaki enfeksiyonlar da katarağa yol açmakla beraber
Doğuştan kataraklar olur. Bunlar da genetik temelli olabilir. Evet, ben soruyu soracaktım. Evet. Doğuştan gelen kataraklarda. Evet. Bunlarda da dediğim gibi özellikle katarak önemli olan yeni doğanın muayenesi önemli. İşte bir çocuk hekiminin dikkat etmesi veya bize ilk geldiğinde bir gözündeki o göz bebeğindeki bir beyazlık görmemiz. Bunlar bizi alarm eder. İki gözdeki katarak bir nevi biraz tolere edilebiliyor işte tembellik açısından ama tek gözde katarak olması bizim için acillerden birisidir. Çünkü kapalı olan gözü çocuklarda tembellik çabuk gelişir. O yüzden bir an önce tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Yeni doğan katarağı. Evet, bu bilgiyi de verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bizim sorun bu lazerle katarak ameliyatı yapılabiliyor mu? Hı hı. İşte katarak ameliyatı sonrası ağrı oluyor mu? Genel olarak katarak ameliyatı ile ilgili bilgi vereyim. Katarak ameliyatı bizim gözümüzdeki içindeki saydamlığını yitirmiş merceğin yani katarağın göz içerisinde sıvılaştırarak dışarı alınması ve yerine de bir mercek konulması. Tabii bu en sık uygulanan dünyada Türkiye'de fakoemulsifikasyon dedim. Kısaca fako ameliyatı diye geçer. Bazen halk arasında yanlışlıkla lazer ameliyatı falan deniyor. Bazı yerlerde özellikle lazerin popülaritesinden faydalanmak için denilebiliyor. Fakat katarakta femtosecond dediğimiz lazerler var. Bu kesmeye zarar. Katarakta da devreye girdi. Fakat bunların standart bizim fako ameliyatından bir üstünlüğü yok. Sadece insanlar birazcık daha bayağı bir maddiyat açısından daha fazla bir ücret ödemek durumunda kalıyor. İyi bir fako cerrahisi yapan göz doktoru diğer işte lazer, femtosecond lazerle yapılan ameliyatta hiçbir farkı yok onu söyleyeyim. Sonuçta gözün içindeki merceği küçücük bir kesiden yaklaşık 2.2-2.8 milimetrelik bir kesiden girerek, özel bir kesiden girerek gözün içerisindeki katarağı ultrason dalgalarıyla sıvılaştırıyoruz ve geriye sadece bir katarağın dışındaki kapsülü bırakıyoruz. Ve bu kapsülün içerisine de bizim daha önce planladığımız merceği, ölçtüğümüz merceği katlanabilir bir enjektör vasıtası gözün içine enjekte ediyoruz. Ve bu enjeksiyon yaptıktan sonra gözün içerisinde o kapsülün içine yerleştiriyoruz. Geri kalan kısmı da gözü sıvı dışarı kaçmasını özel teknikle, hidrasyon dediğimiz teknikle dikiş atmadan kapatıyoruz. Yani tamamen dikişsiz küçük bir kesiden uygulanan son derece basit bir ameliyatla. Basit derken görünüşte basit ama bunu basit hale getirebilmek için ama seneleri vermek gerekiyor. Tabii. Narkoz verilmeden. Tabii o anlamda. Bu arada iyi sordunuz. Çünkü bunda nasıl yapıyoruz? Yani hastalar ağrı duyuyor muyum? İşte uyutacak mısınız? Bu sorular çok soruluyor. Bizim katarak ameliyatında standart kullandığımız anestezi tipi topikal. Ne demek bu? Damlayla anestezi. Damlayla gözü uyuşturuyoruz. Ameliyat sırasında göze girdiğimiz zaman gözün içerisine bir anestetik madde veriyoruz. Bunu tabii hasta konuşuyor, sohbet ediyoruz. Bu arada ameliyathane ortamında müzik oluyor. Hastamız eğer şeyse biraz endişeliyse onu sakinleştiriyoruz. Psikolojisi öncesinden zaten rahatlatıyoruz. Hasta güler yüzlü bir şeyle karşılanıyor ekibimizce. Onun dışında çok aşırı panik ataklı olanlar olur. Bunlara bir takım sedatif haplarla öncesinden sakinleştiriyoruz. Tabii daha rahat bir ameliyat geçmesini sağlıyoruz. Ameliyatta tabii her insanın bir ameliyathane şeyi olabilir ama hatta bazen ameliyatın bittiğinde ne zaman başlayacağız diyenler olabiliyor. Çünkü bazen konuşurken biz ameliyata başlamış oluyoruz. Sohbet sırasında unutuyor veya sohbet bittiğinde de ameliyat da bitmiş oluyor. Ya işte hani o göz olunca içerisine bir şey kaçtığında o gözlerimizin nasıl tepkiler verdiğini yani tabii hepimiz onu engelliyoruz ama biz. Şimdi ameliyat sırasında olunca tabii o farklı bir şekilde. Hastaların en büyük şey acaba çok oynatır mıyım? Sadece ani hareketlerden çekilmesini söylüyoruz hastalara. Çok duramayacak olanlara bazen sedasyon dediğimiz dormikumla sedatif anestezi uzmanı eşliğinde yapıyoruz ama çok gerek kalmıyor. Genel anestezi eğer akli melekesi çok yerinde değilse hastamızın Alzheimer'sa veya çocuklarda bebeklerde özellikle genel anestezi altında yapıyoruz onları. Anladım. Güzel. Bu katarak ameliyatı olduktan sonrasında katarak oluşumu
Tekrarlıyor tabii mu? O da yoksa... çok sorulan sorulardan biri. Sonuçta Katar'ı aldığımız zaman yine eskisi gibi yeni bir katarak olma şansı yok. Çünkü yerine bir suni interoküler lens dediğimiz göz içi merceği yerleştirmiş oluyoruz. Fakat bu mercek orada havada durmuyor. Demin anlatmıştım, kapsül dediğimiz bir kapsüler kese var, onun içerisinde duruyor. Bu kapsüler kese normal yine hava gibi su gibi saydamdır, ışığı geçirir. Fakat zamanla özellikle bazı faktörlerden, çoğunlukla bu hastaya bağlı faktörlerden kenardan hücreler gelip o merceğin arkasındaki zarı kalınlaştırabiliyor. Buna biz arka kapsül fibrozisi veya sekonder katarak diyoruz. Bu gibi durumda gerçek bir katarak olmayıp merceğin arkasındaki zarın saydamlığını yitirip kesifleşmesi, bir nevi kireçleşmesi gibi oluyor. Bu gibi durumda da yine katarak bulgular oluyor. Hastada dumanlı görme, sisli görme. Ben çok iyi görüyordum ama işte gitgide görmem azalmaya başladı, dumanlı görmeye başladım, ışıklar dağılmaya başladı. 2-3 seneden sonra ortaya çıkabiliyor. Ama tedavisi çok kolay. Yani hasta açısından da, doktor açısından. Alet işler el övünür misali, yag lazer dediğimiz bir lazerimiz var. Bu lazerle hastayı oturtup muayenehane şartlarında, yani ameliyathanede yapmıyoruz, çenesini koyup bir yaklaşık 3-4 dakikalık bir lazer uygulamasıyla yine eski haline getirebiliyoruz. Anladım hocam. Evet. Bir de bu katarak ameliyatı sonrasında hani gözlük kullanma olayı, bu gözlük kullanılabilir mi, kullanılmayabilir mi? Tabii, demin de anlattım. Amacımız katarağı alıp en azından gözlük de kullansa net bir görme sağlamak. Ama artık teknoloji o kadar ilerledi ki özellikle göz içine koyduğumuz mercekler, eskiden katlanmayan mercekler koyardık. Kesiyi büyütmek gerekiyor büyük keseden ve dikiş atmak gerekiyor. Şimdi demin de söyledim. 2.7, 2.8, 2.2 milimden yani çok küçük bunlar. Mercekleri koyabileceğimiz mercekler var. Bunları katlanabilir mercek oldu. Artık hemen hemen %90'ın üzerinde merceklerimiz bu şekilde. Bu merceklerin optik olarak özellikleri 4 tipi var. Monofokal dediğimiz yani tek odaklı nedir? Bu bütün dünya genelinde ve Türkiye'de dahil en sık koyduğumuz mercek. Hastanın merceğini ölçeriz göze göre. Hastada miyop da olabilir, hipermetrop da olabilir. Bunları da düzeltecek şekilde özel aletlere ölçüp numarasını göze koyuyoruz. Bu bizim hastanın daha önceden varsa bir kırma kusuru yani miyopi, hipermetrop onu da düzeltiyor. Fakat bu mercekler astigmatı ve yakını ve orta mesafeyi düzeltmez. Yani ameliyattan sonra hasta eğer astigmatı yoksa uzağa gözlüksüz görebiliyor. Eğer başka bir problemi yoksa. Fakat yakın ve ortada gözlük ihtiyacı olabiliyor. Astigmatı varsa uzak gözlüğü de ihtiyaç olabiliyor. İkinci bir tip şeyimiz yine monofokal dediğimiz tek odaklı fakat bunlar torik monofokal diyoruz. Yani astigmatı da düzeltebilen. Hastaların bu gibi merceklerde miyopunu, hipermetropini ve astigmatını düzelerek uzağa gözlük bağımlılığını minimuma indirdiğimiz bir mercektir. Fakat bunda yine monofokal tek odaklı olduğu için yakın görmede yine problem yaşar hasta. Peki başka ne var? Artık trifokal dediğimiz, hatta multifokal dediğimiz mercekler var. Bunlar halk arasında akıllı mercek diye geçer. Son dönemlerde çok popüler oldu. Popüler olmasının nedeni sonuçları çok iyi. Bizim de lazer göz tıp merkezinde yoğun bir şekilde 3 doktor olarak uyguladığımız bir şey. Gerek yurt içi gerek yurt dışından talep alan bir ölçüm. Bu merceğin özelliği uzağı düzelttiği gibi aynı zamanda orta ve yakın mesafeyi de düzeltebiliyor. Bundan önce bir aşamada multifokal mercekler çıkmıştı. Bunlar sadece uzağı ve yakını düzeltiyordu ama artık şu anda trifokal mercekler, işte akıllı mercek dediğimiz uzağı, ortayı, yakını hatta demin anlattım astigmatı olanlarda trifokal torik dediğimiz astigmatı da düzelten mercekler var. Bunlarla hastanın katarağını tedavi ettiğimiz gibi aynı zamanda uzak, orta, yakın görme kusurunu da ortadan kaldırabiliyoruz. Evet hocam. Bu çok ilerlemiş olan katarak ameliyatı, katarak ameliyatının başarısını etkiler mi? Hani ne derecede olur? Çok güzel bir soru. Bunu daha çok işte hastalarımız diyor işte katarak başlangıçta bazen orta bazen ileri. İşte hemen mi olalım? Eskiden çünkü şöyle bir şey vardı eskiden beri. Gözde katarak teşhis ediliyor. İşte iyice kapansın gelsin. Artık bu terk edildi. Şu anda katarak insanın günlük hayatını etkilemeye başladığı en erken aşamada yapılmasında fayda var. Katarak sonuçta bir evde çalışan, çok fazla işte araba sürmesi olmayan, ne bileyim otobüs veya uçak sürmesi olmayan bir birey için biraz idare edilebilir ama genelde %60
%40-%50'nin altına indiği zaman insanlar da bayağı günlük hayatında etki etmeye başlar. Tabii bu demek değil ki bir otobüs şoförünü çok daha erken düşürürüz. Çünkü sonuçta görme ile ilgili bir durum. Gece sürüşünü çok engelleyebiliyor. O yüzden katarağın ne zaman ameliyat edileceğini daha çok hastanın mesleği, hastayla doktor iletişimiyle yapılan bir şey. Ama genel itibariyle %50'nin altına, 40'ın altına indiği zaman katarak operasyonunu öneriyoruz. Tabii ilerlediği zaman bazen görüyoruz, doktora ulaşamamıştır veya katarak olduğunu bir gözle fark etmemiştir. Bu gibi durumda katarak iyice yoğunlaşıp beyaz bir hale geliyor. Buna biz matür katarak, yani olgun katarak diyoruz. Hatta dışarıdan baktığımız zaman göz bebeğinin normalde siyah görünmesi gerekirken bembeyaz bir göz bebeği olarak görüyoruz. O hastanın görmesini tamamen derken yani el hareketleri seviyesinde, sadece el hareketleri sezgileyecek veya sadece ışığı hissedecek şekilde görme azalması olan hastalardır. Genelde tek gözle görüyoruz ama bazen çok ihmal edilmiş hastada iki gözle de neredeyse hiç bize el yordamıyla gelen, birinin yardımı gelen hastalar olup ameliyattan sonra artık yani gülerek çıkan çok hastalarımız oldu. Bu hastalara bu şekilde olması önermiyoruz ama ameliyattan sonra en çok mutlu olanlar da onlar oluyor. Neden? Şöyle düşünün, siz kendinizi bir körebe oynar gibi gözünüzü kapatın. Bir gün geçirmeye çalışın. Sonra birden açın, görüyorsunuz. Yani bunun gibi hasta uzun süredir bu şekilde idare etmiş. Eski belki gençliğindeki görmeyi bir gün sonra düşünün, ameliyatı yapıyoruz. Bazen ameliyatın saatler içerisinde gözü açık bırakabiliyoruz. Oradaki mutluluğu görmek gerekiyor. Ama biz önermiyoruz bu kadar. Çünkü bu tür ameliyatları her ne kadar biz başarıyla yapsak da ameliyatta olabilecek bizim istemediğimiz problemler, buna komplikasyon diyoruz, olma riskini arttırmış oluyoruz. Göz tansiyonu riskini arttırmış oluyoruz. Genelde katarak çok sertleşmeden ameliyat olmayı öneriyoruz. Artık bu teknolojiyle hem göze daha az enerji vermiş oluyoruz, ultrason enerjisi vermiş oluyoruz ve göze daha az hırpalanmış oluyor. Evet hocam, biz katarakla ilgili sorular sormaya devam edeceğiz ama hani katarakla konuşurken zaten göz iç merceklerini de konuştuk aşağı yukarı. Evet. Ama ben yine de hani sorumu tekrarlamak istiyorum. Evet. Göz içi merceklerin nedir diye. Göz içi mercekleri gözün içerisinde, adı üzerine gözün içerisinde uyguladığımız değişik materyallerden yapılan, gözle özellikle insan vücuduyla tepkimeye girmeyen inert maddelerdir. Önceden polimetilmetakrilat dediğimiz mercekler var. Bunlar senelerdir çok başarıyla kullandık. Fakat bunlar sert lenslerdi. Yani bunların çapları büyüktü ve bunları büyük bir kesiden girip göze yapmak gerekiyor ve dikiş atmak gerekiyordu. Tabii bu da görsel rehabilitasyonu geciktiriyordu. Yani bizim şu anda ertesi gün elde ettiğimiz görsel rehabilitasyonu, işte ameliyat yapıyorduk, dikişleri 2-3 ay sonra alıyorduk, dikişlerin oturması belki 3 ay sonra ancak neredeyse aynı. Şu anda astigmatı da tetikliyordu. Şu anda katlanabilir mercekler var. Bunlar akrilik dediğimiz, hatta hidrofobik akrilik dediğimiz materyalden yapılıyor. Bunların özellikleri katlanabiliyor adı üstünde. Çünkü bir yuvarlak olarak düşünürse biz bunu katladığımız zaman bu merceği yarım ay şeklinde olur ve biz bunu küçük enjektörlerin içerisine koyabiliyoruz. Bir takım maddeler kullanıyoruz ama viskoelastik madde dediğimiz sodyum hilaroidat, kondroitin sülfat gibi. Bunlar gözün içerisinde bize hacim oluşturarak gözde endotel dediğimiz veya iris dediğimiz dokunmak istemediğimiz yerleri koruyucu bir maddelerdir. Biz onlar eşliğinde bu madde gözün içerisine enjekte ediyoruz ve gözün içerisinde küçük bizim chopper dediğimiz veya lens dialer dediğimiz, lense müdahale ettiğimiz küçük çubuklarla gözün içerisinde o uygun yerine yerleştiriyoruz. Ve geri kalan o 2.8'lik kesiyi de kenarlarına sıvı vererek kendiliğine kapanmasını sağlıyoruz. Yani çok fizyolojik bir ameliyat. Göz içi mercekleri katarak hastalığı olmayan birine uygulanabiliyor mu? Evet. Önceden katarak olmayanlara zaten önermiyoruz. Sonuçta katarak ameliyatı ne kadar mecbur olsa da katarak olan da saydam bir merceği olan kişilere çok düşünmüyorduk. Çünkü bunun nedeni şu merceklerin çoğu sadece uzağı düzeltebiliyordu. Bazen çok yüksek numaralı kişilere clear lens ekstraksiyonu yapıyorduk. Özel mercekler verip numaralı düşürmek için veya düzeltmek için. Ama şimdi trifokal mercekler çıkalı, özellikle 45-50 yaşın üzerinde ve uzak yakın problemi olmuş insanların
Bu insanların eğer hafif bir katarağı varsa, hatta katarağı olmasa bile başarılı bir şekilde bu trifokal mercekleri koyarak uzak, orta ve yakın mesafede şeyini düzeltebiliyoruz gözlük numaralarına. Bu tabii zorunlu bir ameliyat değil, önce onu bilmek lazım. Genelde en çok işte bu yaşlarda, 50 yaşlarda 45'ten sonra presbiyopi dediğimiz yakın problemi başlıyor. Kişinin eğer bir de hipermetropi varsa olayı daha da ciddileştiriyor. Gözü kullanmayı da sevmiyorsa alternatif olarak kontak lensler var. Hatta yine aynı troküler lenslerde olduğu gibi uzağa yakını düzelten. Tabii herkes bu kontak lense alışık olmayabiliyor ve kalıcı bir çözüm istiyor. Bu bağlamda bize soruyor, acaba çizdirme ameliyatı, işte Excimer lazerden, ama bu yaşlarda Excimer lazer çok etkili olmuyor. Özellikle uzağa düzeltebiliyorsunuz, özellikle miyopta, fakat yakında çok etkili olmadığı görüldü. O yüzden göz içi merceklerinin gelişimi de ilerlemesiyle ve trifokalların da iyi sonuçlar vermesiyle artık bundan sonra uzak yakın problemi olan, 50 yaşında olan, katarağı olsun veya olmasın, eğer bir takım muayene bulgularımızda da özellikle sarı noktada bir problemi yoksa uygulanabiliyor. Çok da hayat kalitesini arttıran bir ameliyat. Ama dediğim gibi bunu hastanın kendisiyle konuşmak lazım. Hastanın durumu, hastanın işte beklentileri, iyi evet, detaylı şekilde konuşmak lazım. Ona göre karar vermek lazım. Bir de göz içi merceklerinin kullanım süreleri ne kadar hani... Evet, o da uzun, sorulan sorulardan. Çünkü lens, kontak lens, gözlüğün bir süresi var. Evet. Göz içine koyuyoruz, ne yapıyoruz, tekrar çıkaracak evet, mıyız? Bunlar ömür çok boyu. Önemli yani şey. Bunlar tabiri dediğim, sizinle Allah uzun ömür versin, mezara kadar sizinle gidecek diye hastalara anlatıyorum. Çünkü bunlar gözün içerisinde tepkime vermeyen, ömür boyu kalan, olabilecek problem söylemiştim, arka kapsül kesafeti oluşup lazer. Bazen şu olabiliyor, özellikle bazen püsöde eksfolyasyon dediğimiz bir sendrom var. Bu kişilerde gözü kapsülü içinde tutan bağlar var. Bu bağlar zaman içerisinde yaşla beraber zayıflıyor. Ve mercek bu zayıflamaya bağlı yerinden kayabiliyor. Bu gibi durumda, herkes de olmuyor bu, belli bir kesimde oluyor. Eğer göz içine merceği yerinden oynamışsa bunu tekrar alabiliyoruz. Ve yerine özellikle skleral fiksasyon dediğimiz, kenarlarında küçük delikler olan ve dikişle sabitlediğimiz lensler var. Bunu uyguluyoruz. Yani bu da herkeste olan bir şey değil. Daha çok bazı sendromu olan kimselerle olan bir şey. Onun dışında yani koyduğumuz mercek bir kişisel bir özelliği yoksa, bir problemi yoksa ömür boyu kendinde kalıyor. Bu çok güzel bir şey. Göz evet, içi mercekleri ömür boyu kullanılabiliyor. Tabii öyle kullanılıyor zaten. Evet. Dediğim gibi bazı şeyler dışında, dediğim bu da kişiye özgü problemler olabiliyor. Zaten onu önceden tespit eder, hastayı bilgilendiriyoruz. Bakın böyle böyle ama ileride bu merceğiniz kayabilir, şöyle olabilir. Çünkü herkesin gözü birdir. Katarak diyoruz ama katarağın bir sürü çeşidi var. Çekirdek tipi var, şey var, olgunlaşmış var. Bazı kimselerde katarak çok, bağları zayıf. Onlara şey yapıyoruz. Bazen ilk aşamada koyamayabiliyoruz. Hastaya söylüyoruz, bakın bu ikinci aşamada. Nitekim böyle olanlar var. Sonuçta hastayı bilgilen... Çocuklarda o da çok güzel. Onu demin bahsetmedik. Bebeklerde evet, ilk 2-3 yaşına kadar şey yapmıyoruz, mercek koymuyoruz. Çünkü o dönemde gözün gelişimin tamamlanacağı dönük. Genelde 3 yaşına kadar büyük bir kısmı tamamlanıyor. Ve mercek hesaplaması problemli. O yüzden ilk 2 yaşta gözü merceksiz bırakıyoruz. Ama çok önemli, göze lens veriyoruz. Kontak lensler takabilirse. Yüksek 12-13 numara. Çünkü o lensin de bir fonksiyonu var. Hı hı. Eğer o merceğe bir kişiye koymazsak 12-15-16 numara gözlük kullanmak gerekir. Eskiden böyleydi. Hatta evet, bir sürahin iğne dediğimiz bir karakter vardı. Şişe dibi gibi camlar. Bunlar eskiden bu teknoloji olmayıp katarak alındıktan sonra göz içine mercek koymadığımız için onun yerine yüksek numaralı gözlük vermemiz gerekiyordu. Zaten herkes soruyor, koymak mecbur mu? Tabii ki. Ameliyatın bir bölümüdür bu. Koyamadığımız zaman bile bilahare mutlaka koyarız bu şekilde. Bebeklerde bu istisna 2-2,5-3 yaşında şey yaparız. Daha sonra özel ölçümlerle ileriyi de düşünerek gözüne, ona göre yani bir nevi yatağını hazırlarız merceğin. Katarağını alırız, hastaya tembellikle mücadelesini yaparız. Belli bir şeye geldiğince tembellikle mücadelemi yaptıktan sonra göz içi ameliyatına mercek koyarak. Ama bebeklerde daha özel bir uygulamayla yapıyorsunuz bunu. Bebeklik çağı yani... ve çocukluk çağı katarak ameliyatıyla erişkin fark ediyor, farklılık arz ediyor. Çünkü çocuklarda zaten öncelikle bir genel anesteziyle yapıyoruz. İkincisi onlarda bizim
arka vitrektomi dediğimiz bir şey. Çünkü onlarda göz içi basıncı yüksek ve gözün arka kapsül kesafeti hemen oluştuğu için direkt özel bir vitrektomla kapsülü de özel bilerek şey yaparız, temizleriz ki hastaya tekrar o çabucak kapanır. İkincil katarak dediğimiz olay çocuklarda, bebekler çok hızlı olur. Daha yakın takip edilmesi gerekiyor ve onlarda özellikle dikiş atmıyorsam dedik ya, çocuklar çok sıktığı için küçücük kesiden öncesi mutlaka dikiş atarak şey yaparız. Daha sonra alınıyor tabii ki. Yani o teknik konular tabii doktoru ilgilenir ama ikisinin bir olmadığını bilmekte fayda var. Evet. Evet. Göz içi merceklerinde bu da en çok sorulan sorulardan evet. biri. Renk seçenekleri var mı? Göz içi lensinde yani koyduğumuz zaman dışarıdan gözümüzün rengi değişmez. Öncelikle onu söyleyeyim. İşte mavi koyalım, yeşil koyalım, öyle bir şey yok. Fakat şöyle bir şey var. Nasıl gözlüklerde olduğu gibi bir saydam camlar var. Bir de kolormatik diye bilinen fotokromik camlar. Özellikle ışık hassasiyeti azaltıcı, kamaşmayı azaltıcı saydam lenslerin dışında fotokromik lensler de var göz içi mercekleri. Bunlar hafif sarımsı renktedir. Bunlar birazcık daha diğerlerine göre pahalı merceklerdir. Bunları daha çok makula problemi olan veya çok kamaşma şikayetli olan, ışık hassasiyeti olanlara, hastalara öneriyoruz. Yani hastalar eğer şey edebilirlerse onları koyabiliyoruz. Ha, görme açısından bir şey yapar mı? Sonuçta diğer materyal olarak aynı diğer merceklerle. Sadece belli bir oranda işte mavi ışığı falan absorbe ettikleri için gözdeki makuladaki bir takım yani sarı noktadaki problemlerin önüne geçme aşamasında faydalı oluyor. Yine aynı şekilde bu katarakta olduğu gibi göz içi merceklerinde rahatsızlıklarında hani bu uygulamayı yaparken yine ağrı ya da ameliyat sonrası. Ağrı şöyle, ağrı göreceli bir durumdur ama şöyle %95, %96 ağrı hissetmeyi uyuşturuyoruz zaten. Fakat bazen ağrı işi çok düşük hastalar olabiliyor. Bunu yaptığımız zaman bunu zaten hissediyoruz. Basit manipülasyonlar ameliyat sırasında başlıyor işte ağrı. Böyle olduğu zaman biz duruyoruz. Yine aynı şekilde şeyi veriyoruz. Bakıyoruz bir gözde çok fazla aşırı ağrı çektiğini hissettiğimizde diğer gözünde bizim subtenon dediğimiz biraz daha gözün genelini, hareketlerini de yavaşlatan gözün arka kısmına verdiğimiz bir subtenon tekniği dediğimiz anestezi tekniği var. O lokal anestezidir. Onu da zaten hiç tamamen hiç hissetmiyor. Yani ağrı aslında bizim için insanlar çok ama problem olmaktan çıkan bir şey. Nadiren ağrı işi çok düşük hastaları da zaten gerektiğinde tekrar yapabiliyoruz. Yani hastamızı böyle çok fazla ağrı şey yapamıyoruz. Fakat ameliyattan sonra ağrı oluyor, onu söylüyorum. Evet. Yine 90 üzerinde olmuyor. Fakat bazı insanları gözdeki o iltihabi reaksiyon, inflamasyon dediğimiz şeyden dolayı yapabiliyor. Daha çok bizim zaman zaman göz tansiyonu yükselebiliyor bazı hastalarda, hassas, eğilimli hastalarda. Bu gibi bir durumda önlemek için biz birkaç tablet veriyoruz göz tansiyonunu düşürücü ama nadir de olsa bazen şiddetli ağrıyla bize telefon edebiliyor. Bu yüzden ameliyattan sonra herkese mutlaka telefonumuzu bize ulaşabileceği bir telefonu da veriyoruz. Öyle bir durum olduğunda bizim nadir de olsa mannitol dediğimiz bir serum var. Bu serumla ani bir şekilde göz tansiyonunu düşürüyoruz ve hasta rahatlıyor yani. Bu dediğim şeyler ama yani senede binlerce ameliyatta bir iki kere olabilen bir şey. Bir de kişisel eğilimle ilgili bir durum. Evet hocam. Peki bu ameliyat sonrası göz bakımı nasıl oluyor? Göz bakımı önemli şey temiz tutmak. Zaten ameliyatın ertesi günü biz kontrole çağırıyoruz. Hı-hı. Hastalara bir broşür hazırlıyoruz. Nelere dikkat edeceğine dair. Damlaları saatine ne kadar kullanacağına dair. Sonra bir hafta sonra kontrolü çağırıyoruz. Bizim için ilk bir hafta 10 gün önemli. Çünkü bu göz ameliyatı, katarak ameliyatı bizim bütün doktorların en çok korktuğu şey endoftalmi dediğimiz gözün enfeksiyonu. Bunun için bir takım önden başladığımız şeyler var. Antibiyotikler, bir takım şeyler başlıyoruz. Ondan sonra ameliyattan sonra da kullanıyoruz. Ameliyatta zaten bütün aletler her hastaya ayrı sterile edilen bir şeydir. Kullanılan aletler. Şu ana kadar 14-15 senedir bir tane endoftalmi vakamız yok. O konuda çok sevinçliyiz ve gururluyuz o konuda. Bu çok önemli çünkü endoftalmi erken teşhis ederek tabii gözü kurtarabilir ama ne kadar yaparsanız yapıyorum. Eğer ciddi virülans olan bir mikroorganizma olursa gözü görmesini kısmen veya tamamen kaybetmeye kadar götürebilen bir şey.
Zaman zaman medyada da görüyoruz işte bir yerde 8-10 tane birden enfeksiyonu. Bu ciddi bir durum çünkü hastanenin altyapısının iyi olması lazım. Kullanılan malzemelerin iyi steril edilmesi olup kaliteli malzemeler olması. Bunlara mutlaka hastaların da soruşturması lazım artık yani bunları. Bunun için enfeksiyonun önüne geçmek için bunları yapıyor. Fakat hastana da düşen bir takım şeyler var ameliyattan sonra. Evet. Öncelikle damlaları düzgün kullanması, kirpik temizliği, kapak temizliği, işte tozlu bir yerlerde bulunmama, darbelerden korunma, bunları hep uyarıyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde hasta zaten bir haftadan sonra damlaları kademeli olarak azaltarak 2-3 evet. haftada tedavi bitmiş oluyor. Bir bayana uyguladığınızda bu bayanın biliyorsunuz makyaj... Tabii özellikle ilk bir hafta 10 gün makyajını yapmamasını öneriyorum. Gözleri uygulayalım. Özellikle sonuçta eğer güzel bir ameliyat olmuşsa ve damlaları düzgün kullanmışsa bir haftadan sonra yarı yarı kapanıyor. Zaten 2-3 günde kapanıyor ama biz emniyet marjı olarak bir hafta Hı-hı. olarak şey yapıyoruz. Ondan sonra normal hayatına devam makyajını yapabilir yani. Bir haftalık bir süre bizim evet. için yeterli oluyor. Yani. Biz sokakta vatandaşa da sorduk hocam. Evet. Onlar da size sorular sordular. Evet. Sizden cevap bekliyorlar. Emine Bayraktar, katarak ve göz mercekleriyle ilgili doktorumuza sormak istediğiniz bir sorunuz var mı? Tabii ki. Göz merceklerinden ameliyat olduktan sonra gözlükten kurtuluyor muyuz? De katarak ameliyatı olduktan sonra gözlerimiz daimi iyi görüyor. Onu sormak istiyorum. Gökhan Küçükyanık. Göz içi lenslerde konulan merceklerde kolormatik özellikli göz içi mercekler konulabiliyor mu? Dilan Bayraktar. Sorunuzu alabilirim. Çocuklarda yani bebeklerde doğuştan gelen katarağın tedavisi nasıl oluyor? Tolga Uslu. Gökhan Bey'imize buradan soracağım en çok gelen bize sorular akıllı merceklerin kullanım süresi var mıdır ve bu lenslerin renkli olanı var mıdır diye sorular geliyor bize. Biz bunu Gökhan Bey'e sormak istiyoruz. Mesut Şengöz. Katarak ameliyatından sonra lazer ameliyatı olabilir miyim? Fatih Durmaz. Göz tembelliğim düzelir mi? Ferhat Koparan. Katarak ameliyatından sonra gözlük kullanacak mıyım? Bunların yanıtını vermiştik birçoğunun evet, yanıtını. Evet, çoğunun yanıtını verdik ama genel bir toparlayalım evet, isterseniz. Evet, toparlayalım. Katarak ameliyatından sonra gözlük kullanıp kullanmama koyduğumuz mercekle ilgili. Genellikle uzak gözlük numarası pek ihtiyaç olmuyor. Tabii uygun merceğe koymuş isek veya hastada talep etmiş ise yakın için gözlük ihtiyacı olabiliyor. Bunları kesin konuşmuyorum çünkü hastaların herkesin şeyi farklıdır. Herkesin beklentisi farklıdır. Yakında çok fazla iş olmayanlar için çok yakın özellikle mercek kullanmaya gerek yok. Bu kişinin mesleki şeyi, beklentisi, istemleri bunları göz önüne alarak koyduğumuz merceğin özelliğine göre çoğunlukla gözlük ihtiyacı olmuyor. Kataraktan sonra lazer olabilir miyim diye bir soru vardı. Zaten katarak ameliyatını yaptığımız zaman biz kırma kusurunu da düzelttiğimiz için ekstra bir kırma lazer ameliyatına gerek yok. Anladım. Peki bazen şu olabiliyor. Sonuçta biz hesaplama yapıyoruz. Her ne kadar hata payı çok düşük olsa da bazen beklenmedik göz numaraları ortaya çıkabiliyor. Bunlar çok fazla hastayı etkilemiyor ama gözlük kullanmamak için bir göz içi merceği, trifokal mercek, akıllı mercek konulmuş bir kişi ameliyattan sonra bakıyorsunuz numara ortaya çıkıyor. Bunu tabii eğer belli bir şeyden sonra oturmamışsa, hastayı çok rahatsız ediyorsa femtolasik dediğimiz yani Alzheimer lazerle üzerinden kornea tabakasını, o kalan numarayı da düzeltilebiliyor. Genelde gerek kalmıyor ama nadiren gerek kalırsa da yapılabiliyor. Onun dışında çocuklarda, bebeklerde kataraktla ilgili zaten hı hı. bahsetmiştik. Özellik arz ediyor. Katarak tedavisinde 2-3 yaşa kadar mercek koymuyoruz. Amblyopi dediğimiz göz tembelliği tedavisi için yoğun bir anneyle veya kim ilgileniyorsa onunla temas içerisinde bulunup onu yapıyoruz. Daha sonra gözün gelişimi tamamlanınca bilahare ayrı bir göz içi mercek hesaplayarak koyuyoruz. Bir soru da tembellikle ilgiliydi. Evet, tembellik. Göz tembelliği. Göz tembelliği. Göz tembelliği tabii çocukluk çağının hastalığıdır aslında. Önemli. Niye önemli? Çünkü sinsi olabiliyor. Biz bazen yeni doğan muayenesinde işte şaşılıp gördüğümüz zaman veya bir gözünde katarak varsa muayenede ortaya görebiliyoruz veya aile bile görebiliyor. Veya bir kapak düşüklüğü tek gözünde özellikle. Ondan sonra onun dışında
hasta mesela uzun süre gözü kapalı kalması, bunlar hep tembelliğe yol açabilen bir şey. Fakat bir tanesi var ki, bu ametropik amblyopi dediğimiz bir göz numarası ile diğer göz numarasının farklı olması. Bu dışarıdan görülmez. Yani bunu ancak bir göz doktoruna gideceksiniz, o da dışarıdan göremez. Özel aletlerimizle kırma kusurunun ölçülmesi lazım. Bu ölçüm sonrası, eğer ortalama bir numara çıkar zaten bebeklerde, belli bir tarama şeklinde yapıyoruz bunu. Anormal bir numara varsa zaten biz onu tespit edebiliyoruz. Bu gibi durumda çocuğa erken gözlük vererek ve kapama tedavisiyle tembelliğin önüne geçiyoruz. Yani altın standart amblyopi dediğimiz şeyde, yani göz tembelliğinde, hı hı, kapama tedavisidir. Bunda ne yapıyoruz? Sağlam olan gözü kapatıp diğer yüksek numara olan göze gözlük takarak o gözün retinaya uyarı gelip beynin onu kapatmamasını çalışır. Çünkü tembellik dediğimiz olay retinaya, gözün gören tabakasına ışığın veya görüntünün gitmemesi ve beynin de o sinirleri kapatması demektir. Bu beyinsel bir olaydır aslında. Burada kritik bir periyot dediğimiz periyot var. Bu kritik periyot nedir? Bu kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 4, 5, 6, 7 yaşları oluyor. Bu demektir ki bu periyottan önce bunu tespit edip kapama tedavisi yaparsak elde edeceğimiz sonuç çok daha farklıdır. O yüzden önemlidir. Küçüklük çağında genelde bizim ülkede okul çağından önce bir götürelim bir şey var mı? Halbuki varsa böyle bir şey o zamanlar geç kalınmış oluyor. Aynen. Ve bunları ben günlük poliklinik çalışmamda çok görüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü başka bir şeyle gelmiş oluyor çocuk. Atıyorum enfeksiyonla. Rutin muayenede yaptığımızda bakıyoruz zaten. Bir bakıyoruz bir gözde artı altı numara. Ama diğer gözü sağlam %100. Çocuk bir gözünü kapatıp öbür gözle bakmadığı için farkına bile değil. Ben söylediğim zaman aileler büyük telaş ediyor. Bazen de işte şey oluyor, vicdan azabı çekiyor. Niye keşke götürseydik. O yüzden bu tür olan şeyle mutlaka aile çevresindeki çocukları ilk bir yaştan sonra en azından 2-3 yaşlarında getirirse biz sırf bunun için bir alet aldık. Çünkü çocukları muayene etmesi zorunda. Plus Optics diye. Bunu bir dönem şey de yaptık. İlkokul çağındaki çocuklarda tarama yaptık. Bütün Milli Eğitim Müdürlüğü'nün beraberinde bayağı da bir ses getirdi. Ve bunda 3-4 tane çocuğumuzda tembelliği yakaladı ve erken tedavisine başlandı. Bunun için buradan en büyük mesaj bu tembellikle ilgili erken teşhistir. Hiçbir şikayet yok çocuğum benim sağlam. Bunu dışarıdan bakıp söyleyemeyiz. Tek gözü gördüğü için çocuğun diğer gözünü az gördü. Veya en basitinden evde bir gözünü kapatıp diğer gözünü kapatıp iki göz arasında görme farkı var mı onu aileler kendileri şey yapabilirler. Evet, çağımızda bir de teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle tabii, bilgisayar başlarında, tabletlerde, aynen, çocuklar tabletler, televizyonlarda. Mutlaka. Bunların faydası olduğu gibi zararı da var. Şimdi şu dünya genelinde bir miyop patlaması oldu. Yani salgın dedi. Bu tabii yakın olan ilişkimiz çok arttı. Cep telefonları, iPad'ler dediğimiz gibi yoğun yakın çalışma. Bunlar genetik eğilim olan çocuklarda miyopun ortaya çıkıp veya ilerlemesine yol açabiliyor. Özellikle bazı çalışmalarda özellikle bir grup çocuğun yakın çalışma ortamında tutulmuş, diğerleri oda dışı faaliyetlerde top, işte basket veya oda dışı faaliyetlerle meşgul etmiş ve iki grup arasında bakılmış. Miyopun ilerlemesi özellikle oda içi faaliyetleri yakın çalışma olanlarda daha fazla. Bunun için tabii mutlaka okuyacak çocuklar, bakacak ama özellikle dinlenme periyotları önemli. Hı hı. Bu hem kuruluğu önlemek hem de göz yorgunluğu önlemek için 15-20 dakikada bir özellikle uzak bakış egzersizleri. Bulunduğu ortamda uzak bir duvardaki bir resim olabilir, pencereden ufka doğru bakış olabilir. Bunlar gözü belli bir ölçüde rahatlatacaktır. Ve saatlerce durmadan çalışmak değil, dinlenme periyotları önemli. Bizim sorularımız bitti. Sizin anlatmak istediğiniz varsa biz burada dinleyebiliriz. Evet. Ekran başındaki seyircilerimiz de. Evet. Şöyle söyleyeyim. Göz tabii her hastalığın bir uzmanlık dalı var. Göz spesifik bir daldır. Ve çok gündemde olan bir daldır. Teknolojinin en çok girdiği branşlardan birisidir. İşte lazer teknolojisi olsun, işte göz içi mercek teknolojisi olsun, mikroskop. Yani sürekli her kongrede biz yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ve hastalarımıza da uygulayabiliriz o yönden değil. Yani Türkiye'de göz cerrahisi dünya standartlarının üzerindedir. Ve yurt dışında artık bizim de İskandinav ülkelerinden Amerika, Hollanda ve çok daha hesaplı.
Ucuz demiyorum, yanlış anlayın. Çünkü kalitesi yüksek. Ben orada bir şey soracaktım hocam, evet, size. Siz teknolojiye yetişebiliyor musunuz? Çünkü tabii ki. Bakın biz hatta yerine göre bazen 3 doktoruz. Aynı anda gittiğimiz oluyor yarım gün bırakıp. Çünkü bize çok önemli. Her yıl mutlaka 3-4 kongreye gideriz. Özellikle bu firmalar zaten davet ediyorlar. Bizim yoğun çalıştığımız bunlar hepsi istatistik ellerine gidiyor. O yüzden bizim gibi aktif çalışan cerrahlara da gelişim şeyle kongreleri bildiriyorlar. Bizi de davet ediyorlar. Burada şey önemli, bilgiye ulaşmak önemli. Şimdi internet ortamı bilgimi kolay ulaşabiliyoruz ama doğru bilgiye ulaşabiliyor muyuz? Hastaların çoğundan sordukları sorulardan çok kafalarının karışık olduğunu görüyorum. Çünkü bir lazer var, uçana kaçana lazer. Lazerin kullandığı yer ayrıdır. Aynen. Belli bir yaşlarda lazer, işte egzan çizdirme ameliyatı denilen, söylenen Alzheimer lazer, LASIK, PRK dediğimiz, onların uyguladığımız hasta popülasyonu, kırma kusurları farklıdır. Özellikle 45-50 yaşından sonra uyguladığımız mesela akıllı mercekler farklı kişilerdir. Bunlar da en sağlıklı cevap alabileceği göz uzmanıdır. O yüzden güvendikleri, ulaştıkları en yakın göz uzmanından bilgileri alsınlar. Genel tabii kültür açısından bakmakta fayda var. Buradan ama altını çizerek belirtiyoruz. Evet, o konu hakkında yani bilgi olmazsa, yani internet bir dipsiz kuyu gibi. Evet. Basit bir göz kızarıklığı için girseniz bir sürü hastalık çıkıyor. Hastalar gereksiz telaşa kapılıyorlar. Ama bazen de gereksiz değil, telaşa kapılması gereken de kapılmıyor. O yüzden bu işlerde kafası takıldığı şeye mutlaka, zaten senelik rutin bir muayene gerekli. Gözler hak ediyor bunları. Hasta geldiğinde sadece bir yöne özgü değil. Bizim bütün göz muayeneleri yapılıyor. Göz arkasından, göz tansiyonuna, lens muayenesine, işte gözlük muayenesine kadar. Bunları yaptığımız için bazen hastanın haberi olmadan birçok göz tansiyonu hastası yakaladığımız oldu. Sinsi bir hastalıktır. O da özellikle 40-45 yaşından bir sonra. Bir dahaki olacak programımızda. İnşallah onu uzun daha detaylı tedavileri detaylı konusunda ve tipleri konusunda, cerrahi, medikal tedavi konusunda da inşallah aydınlatırız. Evet hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık Zamanı programımıza konuk oldunuz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Elinize sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Böylece bilgilendirme fırsatı elde ettiğim için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz tekrardan. Sağ olun. Sağlık Zamanı programımızda haftaya Perşembe saat 20'de sizlerle birlikte tekrar olacağız. Sağlıkla kalın.